Herkese merhabalar. Hızlanma kampımıza bir gün kaldı. Yarın mükemmel bir şekilde başlıyoruz. Ve sizlerden gelen istekler doğrultusunda son olarak da Sosyal Bilimler Lisesi'nin ne olduğunu ve nasıl kazanıldığını göstereceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dünkü ve ondan önceki gün videolarımızda Fen Liselerini ve Anadolu Liselerini nasıl kazanabileceğimizi, nerelerde olduğunu göstermiştik. Şimdi de Sosyal Bilimler Lisesi'ne devam ediyoruz. Öncelikle Sosyal Bilimler Lisesi, Edebiyat ve Sosyal Bilimler derslerinin ağırlıklı olduğu, Üstün yetenekli çalışkan öğrenciler alan sizlerden bahsediyoruz. Ve programında Türkçe, Matematik, Sosyal ve Dil ağırlıklı olan liselerdi. Yani fen liseleri hani fen dersleri ağırlıklıydı ya... Sosyal bilimler sözel dersler ağırlıklıdır. Ama fen lisesinden de hukukçu olabilirsiniz. Sosyal bilimler lisesinden de sayısal bir bölüm tercih edebilirsiniz. Yani mühendise gidebilirsiniz. Ama tabii ki sosyal bilimlerdeki öğrenciler daha çok böyle biraz daha böyle hukuk, tarih, ekonomi, maliye, bürokrasi gibi farklı mesleklere yönelirler. Yani ben vali olmak istiyorum, kaymakam olmak istiyorum, yönetici olmak istiyorum, politikacı olmak istiyorum diyenler genellikle sosyal bilimler lisesini tercih eder. Tabii ki buradan da bilim insanı yetişebilir. Mesela diyelim ki İlber Ortaylı bir tarih bilimcisi. Onun gibi bilim insanları yetişebilir. Bu liselerde sosyal bilimlere ağırlık verilse de her alanda başarılı insanlar yetişir arkadaşlar. Peki nasıl kazanılır? Tabii ki çalışarak. Düzenli bir çalışmayla herkes sosyal bilimler lisesini kazanabilir arkadaşlar. En yüksek sosyal bilimler lisesi Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'dir. 6,7 ile alıyor. Eskişehir'de, İzmir'de, Antalya'da, Rize'de farklı farklı illerimizde birçok sosyal bilimler lisesi vardır. Nerede var peki? Yani Türkiye'deki 81 ilin 67'sinde sosyal bilimler lisesi var. Yani sizin şehrinizde muhtemelen bir sosyal bilimler lisesi vardır. Zaten şehrinize farklı farklı fen liseleri, özel fen liseleri, özel Anadolu liseleri, normal Anadolu liseleri, Anadolu İmatip liseleri, Anadolu Meslek Teknik liseleri, sosyal bilimler liseleri, farklı farklı liseler var. Dolayısıyla çalıştığımızda hepimiz o güzel liselerden birine gireceğiz arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben giremiyorum, siz girebiliyorsunuz. Şimdi Peki ne zaman açıldı sosyal mühendisleri? İlk olarak 2003 yılında açıldı ve siz ne zaman gireceksiniz diye sorarsanız arkadaşlar 5 Haziran 2022'de LGS'de sözel ve sayısal bölüme güzel güzel çalışıp sözel ve sayısal bölümde en güzel netleri yaptığınızda ki çok iyi yapacağınıza eminim en iyi sınavınızın LGS olacağına eminim 2022 LGS ile kazanabilirsiniz arkadaşlar. Peki kimler kazanabilir? Bir kere ben kazanamayacağım baştan söyledim. Ben artık sınava istesem de giremem. Ama sizler LGS'ye sabırlı bir şekilde çalıştığınızda her gün ortalama 150-200 soru çözdüğünüzde bazen 300 soru çözersiniz, bazen 100 soru çözersiniz, bazen hiç çözmezsiniz, bazen çok daha fazla çözersiniz ve yaptığınız yanlışların üzerine gidersiniz. Yani ben sözelde LGS sorusunu çözerken bu soruyu yanlış yaptıysam veyahut da kendi kitaplarımda soru çözerken yanlış yaptıysam mutlaka yanlışın üzerine gitmem lazım. Yani yeni sorular çözüp Eski hatalara bakmamak çok büyük tehlike. Yani ben şu ana kadar diyelim ki bin soru çözdüm. Ve bu bin soruda yüz tane hata yaptım. Bu yüz hatayı mutlaka görmem lazım. Bunlar çok değerli. Bu hataların üzerine lazım. Hedefimi de belirlediysem ve sözel dersleri de seviyorsam. Yani Püfe hocam nefret ediyorum. Tarihi sevmiyorum diyorsanız sosyal bilimler lisesi biraz size göre değil. Ama yok hocam o kadar da kötü değil. Seviyorum diyorsanız sosyal bilimler lisesi sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdi 2022 Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Anadolu İmatik Liseleri ve Sosyal Bilimler Lisesi yolculuğumuzda hızlanma kampına gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yarın bismillah diyerek başlayacağız. 7'den 8'de kamp ile başlamıştık. İlk tekrar kampımıza birinci dönemi tekrar etmiştik. Onu da eğer kaçırdıysanız mutlaka izleyin. Son tekrar kampımıza tüm LGS'yi tekrar edeceğiz. Ve 2022 LGS diyeceğiz ki gel kardeşim ver kitapçı, ver bana kitapçı. Siz bekleyin orada ben doldurup geliyorum diyeceksiniz. Anneleriniz, babalarınız dışarıda bekleyecek. Siz Tık 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 inşallah güzel güzel işareteceksiniz ve güzel güzel sınav sonucunu elde edeceksiniz arkadaşlar. Hızlanma kampımızda e, sizlerle hızlanma setinden sorular çözeceğiz. O yüzden eğer hızlanma setini tedarik etmediyseniz mutlaka ulaşmaya çalışın. Yeni nesil problem bankası, paragrafons ve hızlanma denemeleri hızlanma setiyle sizlere daha avantajlı bir şekilde ulaşacak. Burada bugüne kadar işlediğiniz konularla alakalı 2022 LGS uygun bir şekilde hazırlanmış özel sorular, özel kitaplar sizleri bekliyor. Bilhassa problem bankasını bir kez daha göstermek istiyorum. Neden? Çünkü burada esas sıkıntımız olan matematikle alakalı efsane bir yöntem geliştirdik. Yeni nesil sorulara uygun temelden başlayan sorular hazırladık arkadaşlar. Bütün kitaplarımızda zaten soru çözümlerinin dijital bir şekilde olduğunu biliyorsunuz. Sizlere güzel güzel anlatıyoruz. O zaman yarın görüşmek üzere diyorum. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. İnşallah bu güzel yolculukta mutlu sona birlikte ulaşacağız. Ve sizleri o güzel liselerinize uğurlayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.